Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile birlikteyiz kaldığımız yerden devam ediyoruz DNA replikasyonu protein sentezi ve biyoteknoloji ile ilgili çıkmış sorularımızı çözeceğiz 26 tane sorumuz var toplam 12. sınıf konularıdır bunlar ve tabii ki sınava dahildir bakalım 2010 LYS'de çıkmış sorularımız Diyor ki DNA ve RNA yukarıdakilerin hangileri bakımından birbirinden farklılık gösterir? Arkadaşlar DNA ve RNA'nın özelliklerini biz 9. sınıfta da veriyoruz nükleik asitler altında ama 12. sınıfta protein sentezini ve DNA replikasyonunu anlattığımız için Burada da özelliklerine tekrardan değiniyoruz. Bakalım hangileri bakımından farklılık gösteriyor. Şimdi DNA ve RNA'ya baktığımızda DNA'nın yapısında deoksiriboz şeker, RNA'nın yapısında riboz şeker vardır. O yüzden şeker bakımından farklılık gösterir. Daha sonra DNA'da e, bulunan, RNA'da bulunmayan baz nedir? Timin. DNA'da bulunan, DNA'da bulunma nedir? Urasil. Yani DNA'ya özgü baz timindir. RNA'ya özgü bazda da urasildir arkadaşlar. Ee, bu şekilde birbirinden farklılık gösteriyor. Ayrıca DNA çift zincirlidir. RNA tek zincirlidir arkadaşlar. RNA için taşıyıcı RNA'ya çift zincirli diye duyabilirsiniz ama çift zincirli değil aslında taşıyıcı RNA tek bir zincirden oluşuyor. Sadece tek bir zincirin üzerine katlamaları sonucunda yani katlanmalar sonucunda yonca yaprağı şeklinde bir şekil alıyor taşıyıcı RNA'mız. Dolayısıyla o da yine tek zincirli bir RNA'dır. Diyor ki fosfat grubunun organik baza bağlandığı yer. Arkadaşlar bu farklılık göstermiyor. Çünkü e, fosfat grubunun organik baza bağlandığı yer hem DNA'da hem de da aynıdır. DNA ve RNA'nın yapı taşı nedir? Nükleotitlerdir. Nükleotitlerde bağlanma yerleri, işte e, bağlanma çeşitleri yani bağ çeşitleri, glikozit bağı, fosfodester bağı gibi bağlar vardır. Bunlar aynıdır, değişmez. Dolayısıyla bu ortaktır. Taşıdığı şeker çeşidi. Zaten şeker çeşidine farklılık gösterir demiştik. DNA'da deoksiriboz, RNA'da riboz vardı. Organik bazın şekere bağlandığı yer. Arkadaşlar dediğim gibi bağlanma yerleri veya bağlanma şekilleri değişmiyor. Dolayısıyla bu da ortaktır. Farklılık göstermiyor. Yapısındaki nükleik asit zincir sayısı. DNA'da çift zincir, iki zincir vardır. RNA'da tek zincir. Dolayısıyla bu farklılık gösterir. Cevabımız 2 ve 4 denizli seçeneği olur. Gelelim ikinci sorumuza. Biyoteknoloji ile ilgili bir soru diyor ki adli tıpta güvenirliği çok yüksek olan DNA parmak izi yöntemi zanlıların suçluluğunun kanıtlanmasında ve babalık testlerinde kullanılmaktadır. Bu yöntemin güvenilir olması DNA'nın aşağıda verilen özelliklerinden hangisine dayanmaktadır? Arkadaşlar DNA her insanda her canlıda kendine özgüdür. Mesela bizler insan türüyüz değil mi? Ama her birimiz birbirimizden farklıyız. Bunun sebebi DNA'daki bazı farklılıklardır. Bizim DNA'larımız %99.9 birbirine benzer. Geriye kalan %0.1'lik kısım ise birbirinden farklıdır. Dolayısıyla o farklı kısım bizim de birbirimizden farklı olmamızı sağlıyor. O zaman burada her parmak izinin yani DNA parmak izinin kişiden kişiye farklılık göstermesinin sebebi budur. Diyor ki sarmal yapıya sahip olması hayır bununla bilgisi yoktur enzimlerle istenilen yerden kesilebilmesi bu biyoteknolojide kullanılır tabii ki. DNA'nın e, kullanılabilirliğini artırıyor ama bizim istediğimiz cevap değil. Laboratuvar ortamında çoğaltılabilmesi, hücreden saf olarak elde edilmesi bunlar da değil. Bazı bölgelerindeki baz dizilimlerinin birey özgü olması. İşte bu yüzden de her canlıdaki, her insandaki DNA farklı olduğu için böyle babalık testlerinde veya suçlularda kullanılabiliyor arkadaşlar. DNA parmak izi yöntemiz. Gelelim üçüncü sorumuza. Bir hücrede sentezlenen bir proteindeki amino asit dizilimi bilinirse sentezde kullanılan bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir? Şimdi bakalım. Arkadaşlar diyelim ki amino asit dizisi şöyle A, B, C, D şeklinde gidiyor. Diyor ki kodon çeşidi sayısı. Şimdi ben burada işte A, B, C, D'yi biliyorum. Tamam. Bunlar bu kadar amino asidimiz var. Ama ben bunların kaç tane kodon aynı çeşitten sentezliyor? Yani şöyle söyleyeyim. Mesela A'yı sentezleyen diyelim ki kaç tane kodon vardır? 5 tane. B'yi sentezleyen 4 tane. C'yi sentezleyen 2 tane, D'yi sentezleyen 1 tane mesela. Buradan bakarak bunu çıkaramam. Yani mesela bu 3 de olabilir, bu 5 de olabilir. Hani bununla ilgili bir varsayıma ulaşamam arkadaşlar. Dolayısıyla kodon çeşidi sayısını bilemeyiz kodon sayısı bakın kodon sayısını bilebilirim. Çünkü her bir kodon, kodon bir amino asidi şifreli. O yüzden A 1, B 2, C 3, D 4 4 tane kodon var derim. Dolayısıyla bunu bilirim. Antikodon sayısı zaten kodonlara karşılık gelen taşıyıcı RNA'larda karşılık gelen şifrelere biz antikodon diyoruz. Dolayısıyla kodon sayısını bildiğim için antikodonu da bilirim. Ribozom sayısı. E ben bu proteinin bir ribozomda mı üretildi? 5 ribozomda mı üretildi? Bununla ilgili herhangi bir bilgi bilemem arkadaşlar. Dolayısıyla hangilerini bilebilirim? 2 ve 3 C şıkkını bilebiliriz. Gelelim dördüncü sorumuza. Diyor ki yukarıdaki şekilde hücrede gerçekleşen bir protein sentezi şematize edilmiştir. Buna göre 1-2-3 ile gösterilen hücre bölümleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi burada DNA'nın e, DNA'dan mesajlı RNA üretilmesi yani transkripsiyon bu arkadaşlar DNA neredeyse orada gerçekleşiyor Şimdi bize burada şey dememiş hani ökaryot hücre mi prokaryot hücre mi olduğunu söylememiş Dolayısıyla ben şöyle diyorum buna bakın e, DNA neredeyse orada gerçekleşeceği için prokaryot canlılarda bu sitoplazmadır sitoplazma Ökaryot canlılarda bir numara çekirdekte gerçekleşir. Çünkü DNA çekirdeğin içinde. Şıklarda ona göre gideceğiz. Mesajcı RNA'da bakın gelmiş ribozoma bağlanmış ve translasyon başlamış. Bu ikinci olay arkadaşlar tabii ki nerede gerçekleşecek? İsterseniz ökaryot olsun, prokaryot olsun fark etmez. Sitoplazmada gerçekleşir. Geliyorum 3'e. Protein sentezinin gerçekleştiği organeli sormuş Protein sentezi hangi bir dakika burada şey yapmış he Burada arkadaşlar bir salgı e, şeklinde protein Düzenlenmiş düzenlenme olayı nerede gerçekleşiyor Tabii ki Golgi aygıtında gerçekleşiyor Dolayısıyla ya da endoplazmik retikulum da diyebiliriz Çünkü taşıma olayını da yapacak Bu Ya endoplazmik retikulum diyeceğiz ya da golgi diyeceğiz arkadaşlar Bakalım buraya da şöyle golgi yazalım. Bir şöyle golgi diyelim. Çünkü burada bir paketlenme durumu söz konusu. O zaman golgi ya da endoplazm retikulun ikisinden birini seçeceğiz. Bakalım. Birincisinde sitoplazma da çekirdek dedik. Zaten şıklarda öyle demiş. Birinde hücre zarı demiş. Bunu geçtim. İkincisinde arkadaşlar stoplazma dedik. Stoplazma olmayanları zaten ne yapıyorum? Hop eliyorum. Zaten gelene kaldı. Bursa seçeneği kaldı. Demek ki 3. bölgede neymiş? Endoplazmik retikulummuş. Protein endoplazmik retikulumdan taşınıp ee, bir kesecik halinde golgiye kadar getirilip orada paketlenebiliyor arkadaşlar. O yüzden burayı ya golgi ya da endoplazmik retikulum şeklinde yazıyoruz. Gelelim 5. sorumuza. Ökaryotik bir hücrenin ribozomunda sentezlenmekte olan bir polipeptit zincirindeki üç farklı aminasın antikodonları verilmiş bize. Antikodon ne demektir? Antikodon taşıyıcı RNA'da bulunan. Şifre demektir arkadaşlar. Yani bunlar neymiş taşıyıcı RNA'da bulunan şifreler. Şimdi benim ne istiyor bizden? Diyor ki üç farklı amino kodlayan mesajcı RNA'daki, zaten taşıyıcı RNA'dan mesajcı RNA'yı şöyle hemen karşısına hangisi gelecek şekilde bulabiliriz. Guanin'in karşısına mesajcı RNA'da ne gelir? Sitozin gelir. Urasil'in karşısına adenin Sitozinin karşısına guanin gelir. Yani CAG şeklinde olacak. Zaten hemen şıklardan şöyle gidiyoruz. CAG şeklinde. Sonra geliyorum ikincisine. Sitozinin karşısına guanin. Urasilin karşısına ne gelecek? Adenin. Adeninin karşısına da urasil gelecek. Üçüncü amnoste baktığımızda urasilin karşısına adenin. Sitozinin karşısına guanin. Adeninin karşısına da urasil gelecek arkadaşlar. CAG G, A, U ve A, G, U şeklinde olur. Yani cevabımız Bursa seçeneği olacak. Eğer size DNA'yı sormuş olsaydı, DNA'daki şifreyi sormuş olsaydı mesajcı DNA'yı bulup daha sonra karşısına DNA şeklinde sentezleyebilirdiniz. Yani sitozinin karşısına guanin, adeninin karşısına DNA olduğu için timin, guaninin karşısına ne gelecek? Sitozin. Daha sonra guaninin karşısına sitozin, adeninin karşısına timin, urasilin karşısına da ne gelecek arkadaşlar? Adenin gelecek. Adeninin karşısına timin, guaninin karşısına sitozin, urasilin karşısına da adenin gelecek. Bakın dikkat ederseniz bakın şurada bir şey dikkat çekmek istiyorum. Şuradaki şifrelere bakın bir de DNA'daki şifrelere bakın. Birbirine benzemiyor mu? Evet bakın sadece U'lar neye dönüşmüş? T'ye dönüşmüş yani Urasil yerine timin yazmışız. Eğer size DNA'yı verip taşıyıcı RNA'yı isterse timinleri Urasil'e çevirin. O şekilde bulun kısa yoldan. Ya da taşıyıcı RNA'yı verip DNA'yı isterse Urasil'leri timine çevirin. Hemen timin yazın yerine yani direkt DNA'daki şifreyi bulursunuz. Böyle de bir kısa yolu da söylemiş olalım. Gelelim 2012 YGS'e. Bir bilim insanı bitkilerde mutasyona neden olan bir kimyasal madde insanda da mutasyona neden olur hipotezini kuruyor. Buna göre diyor koşullarından hangilerinin kanıtlanması bu hipotezin doğru olduğunu destekler. Şimdi bakterilerde neden olan mutasyon bakterilerde mutasyona neden olan kimyasal madde insanda da mutasyona neden olması için bakterilerle insan DNA'sının birbirine benzer olması gerekiyor. Diyor ki Bakterinin DNA'sını oluşturan birin moleküllerin insanınki ile aynı olması. Evet bakın buradaki hani DNA'daki bulunan moleküllerin aynı olması bu olur. Bakteri ve insan DNA'sında bulunan gen sayısı bakın gen sayısı burada önemli değil. Genin yapısı önemlidir. Yapısındaki dizilimler önemlidir. O yüzden bunu alamayız. Bakteri DNA'sının kendine eşleme hızı ile insan DNA'sının kendine eşleme hızının aynı olması. Dediğim gibi burada sadece benzerliğe bakıyoruz. Yani gen dizilimindeki, DNA dizilimindeki benzerliğe bakıyoruz. Burada benzerlikle ilgili bir şey vermemiş bize dizilimdeki benzerlik. Sadece eşleşme hızıyla ilgili bilgi vermiş. Dolayısıyla bu da olmaz. Hangisi destekler? A şıkkı yalnız bir destekler. 2012 LYS 7. sorumuz diyor ki Yukarıda gösterilen DNA anlamlı zincirinde ortaya çıkan bir mutasyon sonucunda koyu renkle yazılan kodondaki altı çizili guaninin yerine adenin girmiştir. Şimdi guanin yerine burası ne olmuş? Adenin olmuş. Diyor ki ancak DNA zincirinin şifrelediği polipeptit zincirinde işlevsel bir aslak aksaklık oluşmamıştır. Yani burada guaninin yerine adenin gelse de protein yine aynı protein oluşturulmuş. Diyor ki bu olayda aksaklığın oluşmamasıyla ilgili olarak diyor. Verilenlerden hangileri doğrudur? Şimdi aksaklığın oluşmamasının sebebi şu olabilir arkadaşlar. Mesela Guanin, Adenin, Guanin geldiğinde A amino asidini kodluyorsa, Guanin, Adenin, Adenin geldiğinde de yine aynı şekilde A amino asidini kodluyordur. Bu yüzden de herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir. Diyor ki mutasyon enzim proteininin aktif merkezine rast gelecek bir şekilde değişikliğe neden olmamıştır demiş. Bununla şöyle söyleyebiliriz, hani mutasyon direkt e, proteinin yapısını bozmamıştır yani demek istiyor arkadaşlar. Bununla ilgili olabilir bu doğrudur. Guanin, adenin, guanin ve guanin, adenin, adenin kodonları aynı asit şifreler. Evet dediğim gibi aynı asit şifrelediği için protein herhangi bir şekilde bozulmamıştır. Doğru. DNA'daki bu değişiklik mesajı RNA'ya yansımaz. Hayır mesajı RNA'ya yansır tabii ki. Burada guanin, adenin, guaninin karşısına sitozin, urasil, sitozin gelecekken ne gelir? Sitozin, urasil, Burası gelir arkadaşlar. Dolayısıyla değişiklik oluşturur. Mesajcı RNA da değişiklik oluşturur. Sadece proteinde bir değişikliğe sebep olmaz. Dolayısıyla bu olmaz. Cevabımız denizli şıkkı 1 ve 2 olur. Gelelim 2013 LYS. E. Proteinlerin yapısına katılan 20 çeşit amino asit olmasına rağmen bunları şifreleyen genetik kod veya kodon sayısının 61 olduğu bilinmektedir. Böylece hemen hemen her amino asit için birden fazla sayıda genetik kod vardır. Genetik kod sayısının fazla olmasının canlılara sağladığı yarar aşağıdakilerden hangisi olabilir? Yani diyor ki burada. Diyelim ki A amino asidini birden fazla kodon şifreleyebilir diyor. Bunun canlılara faydası nedir? Canlıların daha fazla çeşit protein sentezlemesine olanak sağlaması genlerde meydana gelen bazı nokta mutasyonlarının etkisinin fenotipe yansımasının önlenmesi. Şimdi az önceki soruda dikkat edin. Guanin şey Guanin'in yerine adenin gelmişti ama proteinde herhangi bir değişiklik olmamıştı. İşte bu nokta mutasyonu diyoruz biz bunlara. Yani baz değişikliği oradaki baz değişikliklerine nokta mutasyonu diyoruz. Eğer bir nokta mutasyonu meydana gelirse proteinde herhangi bir değişiklik olmayabilir. Bu yani bizim için büyük bir faydadır, büyük bir yarardır. Dolayısıyla bu şıkkımız doğru cevabımız olacak. Burada fazla çeşit protein sentezlemesine olanak sağlamaz. Çünkü her bir kodon aynı aminositi kodladığı ki yani A aminositini kodladığı için proteinin çeşitliliğine sebep olmuyor. Sadece kodonlar farklı. Aminosit çeşitliliği az o sapı bile protein sentezinin sürdürülmesine izin verilmesi. bu sadece genetik şifre ile ilgili bir durumdur. Yani buradaki verdiğimiz olayla ilgili değildir. Protein sentezi sırasında bir asitin yerine başka birinin kullanılmasına izin verilmesi. Eğer bir asitin yerine başka biri gelirse o zaman protein değişir arkadaşlar. Dolayısıyla bu da bizim için yararlı bir şey değildir tabii ki. Bir taşıyıcı RNA molekülünün birden fazla çeşit aminoasit taşımasına olanak sağlaması. Arkadaşlar bir taşıyıcı RNA molekülü tek bir çeşit amino asit taşıyabilir. Birden fazla amino asit taşıyamaz. Bu zaten yanlış olur. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Bursa seçeneği olur. Gelelim 9. sorumuza. 2014 LYS. Bir hücredeki polipeptit sentezi ile ilgili olarak mesajcı RNA kodonlarında meydana gelen bir baz değişimi aşağıda verilmiştir. Şimdi baz değişimine bakıyorum. Guanin adenin sitozin yerine ne gelmiş? Urasil gelmiş arkadaşlar. Adenin sitozinin yerine urasil gelmiş diyor ki. Baz değişimi sonucunda oluşan mesajcı RNA kullanılarak sentezlenen polipeptidin amino asit diziliminde normal polipeptitten hiçbir farkı olmadığı görülmüştür. Bakın az önceki şeye geldik. Yani demek ki buradaki şifre de A amino asitini kodluyor. Buradaki şifre de A amino asitini kodluyor. Bize ne soruyor? Buna göre hangileri doğrudur? Farklı kodonlar aynı aministi şifreleyebilir. Evet, farklı kodon aynı aministi şifreleyebildi. Doğru. Aynı kodon birden fazla aminosit şifreleyebilir. Hayır arkadaşlar, böyle bir durum olamaz. Tek bir kodon tek bir aministi şifreler. Farklı şifre, farklı aminositleri şifreleyemez. Bu yanlış. Kodonlarda özgüllük yoktur. Bununla ilgili de arkadaşlar şöyle. Ee, Bununla ilgili de bir şey söyleyemeyiz aslında. Çünkü hani kodonlarda özgürlük yoktur diyor. Yanlıştır. Kodonlar amino asitlere özgürdür. Aksine özgürlük vardır. Dolayısıyla bu yanlıştır. Cevabımız şıkkı Yalnız bir olur. 2015 LYS Bir hücrede polipeptit sentezinde kullanılan elemanlarından hangileri sentezlenen polipeptide özgüdür? Yani sentezlenen Proteini özgüdür. Bakalım. Ribozom. Ribozomu bütün proteinler, bütün mesajcı RNA'lar kullanabilir. Bu özgü değil. Mesajcı RNA. Arkadaşlar mesajcı RNA sadece o polipeptide özgüdür. Çünkü oradan şifre alarak biz polipeptidi üretiyoruz. Dolayısıyla bu sadece belli proteinlere özgüdür. Taşıyıcı RNA Sitoplazmada bulunan taşıyıcı RNA'lar farklı polipeptitler için kullanılabilir. Dolayısıyla bu da bunda da bir özgürlük yoktur. Aynı şekilde enzimlerde de bir özgürlük yoktur. Her enzimde e, mesela tek bir enzim birçok protein sentezinde kullanılabilir. Dolayısıyla hangisi özgüdür arkadaşlar? Yalnız iki mesaj RNA özgüdür diyoruz. Gelelim 11. sorumuza. Bu bakteri deneyleri sorulabiliyor. Bir bakteri türünün S ve R tipleri bulunmaktadır. S olan kapsüllüymüş, R olan da kapsülsüzmüş. Bu bakteri tipleri değişik aşamalardan geçirilip farelere enjekte edilerek aşağıdaki çalışma yapılmıştır. Diyor ki bakın burada canlı S tipi hücreler, bunlar kapsül içeriyorlar. Fareye veriyorlar, fare ölüyor. Canlı R tipi hücreler, bunlar kapsülsüzmüş. Fareye veriliyor, fare yaşıyor. Demek ki farenin bağışıklık sistemi R tip hücreleri öldürebiliyor ama S tip hücreleri öldüremiyor. Isıtılarak öldürülmüş S tip hücreler, ısıtılarak öldürülmüş S tip hücreler ne olmuş? Fare yaşamış. Isıtılarak öldürülmüş S tip hücreler ve canlı R tip hücreler. Burada fare ölmüş ve ölü farenin kalında canlı S tip hücreler bulunmuş. O zaman şöyle diyebilir, diyebilir miyiz? R tip hücreler. Bu ölü olan S tip hücrelerin genetik şifresini kullanarak kendine kapsül sentezlemiştir diyebilir miyiz? Diyebiliriz arkadaşlar. Bakalım diyor ki. R tipi bakteriler çevresel nedenlerle mutasyona uğrayarak S tipine dönüşebilir. Hayır arkadaşlar burada mutasyon yok. Burada ölü olan S tipi hücrelerin genetik şifresini kullanarak kendine ne yapmış? E, kapsül sentezlemiş. Dolayısıyla bu değildir. Doğru değil. S tipi bakterilerin canlı olup olmamalarına bakılmaksızın enjeksiyonu her durumda farenin ölümüyle sonuçlanır. Bakın burada canlıyken fare ölmüş ama ısıtılarak öldürüldüğünde S tipi hücreler fare yaşamış. Burada canlı olup olmamasına bağlıdır. Dolayısıyla yanlıştır. Canlı R tipi bakteriler, ölü S tipi bakterilere ait bazı faktörlerin etkisiyle kapsül oluşturma özelliği kazanabilir. Zaten en sonki deneyde bunu görmüş olduk. Bu doğrudur. Cevabımız yalnız 3 Ceyhan seçeneği olur. 2016 LYS sorusu. Bir ökaryotik hücre içerisindeki bilgi akışının DNA, RNA, polipeptit yönünde olduğu bilinmektedir. Aşağıda bir DNA molekülü ile üzerinde yer alan ve birbirinden bağımsız olarak çalışan iki gen bölgesi bölgesel olarak gösterilmiştir. Gen 1 ve gen 2'yi göstermiş bize. Diyor ki: Bu DNA molekülü üzerinden bilgi akışı ile ilgili diyor. Hangileri doğrudur? DNA zincirlerinden herhangi birinde ortaya çıkan bir nükleotit değişikliği mesajcı RNA'da mutlaka kendisini gösterir. Arkadaşlar nükleotit değişikliği mesajcı RNA'da her zaman için e, etkisini gösteriyor zaten. Hani sadece proteinde etkisini göstermeyebilir. Ama ne diyor? DNA ha DNA zincirinde bir dakika bakın. Mesela eğer DNA'nın zincirinde şurada meydana gelen bir nükleotit değişikliği varsa Gen 1 ve gen 2'ye etki göstermez. Gen 1'de ya da gen 2'de meydana gelen bir mutasyon bir nükleotit değişikliği mesaj RNA'da etkisini gösterir. Burada mutlaka kendisini gösterir dediği için yanlış. Çünkü gen bölgesi olmayan bölgelerde eğer bir e, gen, nükleotit değişikliği olursa mesaj RNA'da kendisini göstermez. Kural olarak genlerin birinde meydana gelen bir mutasyonun Diğer genin kontrol ettiği protein sentezini etkilemesi beklenmez. Doğru arkadaşlar yani gen biri kontrol eden bir mutasyon gen 2'yi tabii ki ne yapmıyor? Etkilemiyor. Dolayısıyla bu doğrudur. Gelelim diğer e, diğer şıkkımıza. Diyor ki bir nolu zincir bu genlerin her ikisinin de şifrelediği proteinler için anlamlı zincir olarak işlev görür. Bir nolu zincir Birinde anlamlı zincir olarak kullanılırken diğerinde tamamlayıcı zincir olarak kullanılabilir. Dolayısıyla her ikisinde de e, anlamlı zincir olacak diye bir şey yoktur arkadaşlar. Anlamlı zincir, tamamlayıcı zincir nedir? Şimdi biz DNA'mız iki zincirli ya açıldığı zaman mesajcı RNA'yı kodlayan zincire biz anlamlı zincir, diğerine de tamamlayıcı zincir diyoruz. Anlamlı zincirden ne üretiliyormuş? Mesajcı RNA üretiliyormuş arkadaşlar. Dolayısıyla bu genlerde gen bölgelerinde farklılık gösterebiliyor. İlla aynı zincir olacak diye bir şey yok. Hangisi doğrudur demiş bize cevabımız Bursa şıkkı yalnız 2 olacak. 13. sorumuz 2017 LSE DNA'nın replikasyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Replikasyon sırasında DNA'nın iki iplikçiği de kalıp olarak kullanılır. Doğru arkadaşlar replikasyon demek DNA'nın kendisini eşlemesi demek. Birinci zincir ikinci zincir bakın. Birinci zincir kullanılıp karşısına yeni zincir sentezlenir. İkinci zincir kullanılıp karşısına yeni zincir sentezlenir. Dolayısıyla her iki iplikçiyi de kullanılıyor. Replikasyon sonucunda hücredeki DNA miktarı başlangıcının iki katına çıkar. Evet burada bakın tek bir DNA varken burada iki tane DNA var. Doğrudur. Replikasyonda DNA polimeraz enzimi helikaz enziminden önce görev yapar demiş. Arkadaşlar bu yanlış. Bir kere helikaz enzimi ne görev yapıyor? DNA zincirleri arasında bulunan hidrojen bağları vardır. Helikaz enzimi bu hidrojen bağlarını kırar. Bu hidrojen bağlarını kırarken zincirler birbirinden ayrılıyor ya. Ayrıldığı zaman da DNA polimeraz gelip bağlanıyor ve ikinci zinciri karşısına sentezliyor arkadaşlar. Yani önce helikaz, sonra DNA polimeraz görev alır. Bu yanlıştır. DNA polimeraz enzimi DNA ipliğinin karşısına doğru bazların getirilmesinden sorumludur. Zaten biraz önce söyledik görevini doğru. Helikaz enzimi replikasyona uğrayacak DNA'nın iki iplikçi arasındaki hidrojen bağlarını koparır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Söyledik. Cevabımız C şıkkı olacak. 14. sorumuz genetik şifre ile ilgili hangileri doğrudur? Bazı istisnaları olmasına karşın genetik kodun evrensel olduğu kabul edilir. Doğru arkadaşlar yani genetik kod bütün canlılarda bulunuyor ve bu genetik kod hani burada e, ee, amino asitlerin karşısında bulunan kodonlar kodlar var ya onlar tüm canlılarda evrensel yani tüm canlılarda bulunan kodlardır. İstisnaları illaki vardır ama genel olarak evrenseldir bu doğru. Bir canlıdaki bir kodon o canlıda birden fazla amino asiti şifreleyebilir. Arkadaşlar bakın bu sizin kafanızı karıştırabilir. Bir kodon tek bir aminasit şifreler ama bir aminasit birden fazla kodon tarafından şifrelenebilir dolayısıyla bu yanlış olacak kural olarak bir canlıdaki genlerin başlama kodonları aynıdır evet başlama kodonu AUG'dir arkadaşlar başlama kodu metyonin aminasitine denk geliyor dolayısıyla doğrudur cevabımız 1 ve 3 denizli şıkkı olacak gelelim diğer sorumuza 15. sorumuz 2018 ayete bir canlı organizmayı transgenik olarak tanımlayabilmek için bu organizmanın aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması gerekiyor? Arkadaşlar transgenik demek gen aktarımı yapılmış demektir. Buna göre bir e, açıklama arayacağız. Yapay yöntemlerle mutasyona uğratılmış olması. Hayır burada gen aktarımı yok. Gitti. İki uzak akraba tür arasında gerçekleşen bir melezleme ile Elde edilmiş olması melezleme demek ee, çiftleştirme demektir arkadaşlar burada biz direkt gen aktarmamız lazım bu da değil yapay seçilimle seçilerek çoğaltılması burada da herhangi bir gen aktarım yok genetik mühendisliği yöntemleriyle kendine ait olmayan bir gen aktarılmış olması bakın ne dedim transgenik transdan transfer aklınıza gelsin gen transferi tamam mı? burada gen aktarılmış olması demektir. Cevabımız denizli şık olacak. Genetik mühendisliği yöntemleriyle başka bir organizmadan klonlanmış olması. Zaten klonlamanın bu e, açıklamasıdır aslında. Bu da değil. Cevabımız denizli seçeneği olur. 16. soru. Çekirdekten tek zincir halinde. Bir dakika. İlk önce soruya okuyalım. Yukarıdaki ifadelerden hangileri taşıyıcı reynanın özelliklerindendir? çekirdekten tek zincir halinde sentezlendikten sonra katlanarak yonca yaprağı şeklini alır. Doğrudur arkadaşlar. Şu tek bir zincir halinde sentezleniyor. Daha sonra şöyle bir şekil alıyor bizim taşıyıcı RNA'mız. Böyle bir şekil yonca yaprağına benziyor o yüzden doğru. Ribozomun yapısında yer alır ve ribozomun 3/2'sini oluştur demiş. Hayır, ribozomun yapısında yer alan ribozomal RNA'dır. Bu yanlıştır. Antikodon adı verilen üçlü nükleotit dizilerinden oluşan kısımları vardır. Evet genellikle şu kısımları antikodon kısımlarıdır arkadaşlar. Üçlü nükleotit dizilerinden oluşur. Burada doğru olan hangisidir? Edirne 1 ve 3'tür. Gelelim 17. sorumuz 2019 ayete. Yapay seçilimde istenilen özellikleri taşıyan canlıların seçilerek çoğaltılması amaçlanır. Bu bağlamda hem geleneksel ısla hem de genetik mühendisliği alanındaki çalışmalardan yararlanılabilir. Aşağıdakilerden hangisi yapay seçilim uygulamalarına örnek değildir? Bakalım. Yani biz kendi elimizle bir canlıyı seçeceğiz oradan onu çoğaltacağız. Herbisitlere dirençli kültür bitkilerinin üretilmesi herbisit ne demektir? Böcek ilaçları demektir. Biz bunlara dirençli olan Kültür bitkisi üretmek istiyorsak ne yaparız? Burada gider o canlıyı seçeriz, onu çoğaltırız. Dolayısıyla burada yapay seçilim vardır. Kuraklığa dayanıklı bitkilerin yetiştirilmesi yine biz bunu da kendi elimizle seçer, yetiştiririz arkadaşlar. Yapay seçilimdir. Çiftliklerde seçilim uygulanarak daha hızlı koşan atların yetiştirilmesi. Bu da yine kendi elimizle seçiyoruz. Dane sayısı fazla mısır bitkisi yetiştirilmesi. Bu da yine yapay seçilim yani kendi elimizle yapabileceğimiz bir şey. Yanlış antibiyotik kullanımı sonucu dirençli bakterilerin gelişmesi. Bakın bu bizim elimizle gerçekleşen bir şey değildir. Ben ilacı kullanıyorum. Vücudumdaki bakteriler ona karşı bir direnç oluşturuyorlar. Dolayısıyla bu yapay seçilim değil, kendiliğinden gerçekleşen bir doğal seçilim olayıdır. 18. soru. DNA'nın replikasyonunda enzimler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Bakalım. Hidrojen bağlarını kırarak ikili sarmal yapının açılmasını sağlayan e, hidrojen bağlarını kıran hangisiydi? Helikazdı değil mi? Helikaz enzimiydi. DNA parçacıklarını birbirine bağlayarak DNA zincirinin oluşumunu katalizleyen. Arkadaşlar DNA parçacıklarını birbirine bağlayan DNA ligaz enzimidir. Ligaz. Nükleotitleri birbirine ekleyerek DNA sentezini katalizleyen. Bu da DNA polimerazdır. DNA polimerazdır. Dolayısıyla helikaz... DNA ligaz ve DNA polimeraz şeklinde gidecek. Cevabımız Bursa. Bu enzimler önemlidir. Bu üç enzim mutlaka karşınıza çıkar. Bu üç enzimin görevlerini bilin mutlaka. 19. soru. Aşağıda bir ökaryotik hücrede 90 amino oluşan bir polipeptidin sentezlenmesine esas teşkil eden bazı mesaj RNA kodonları ve bunlara karşılık gelen amino sırası verilmiştir. Buna göre UAA, UAG ve UGA kodonlarının durdurma kodonları olduğu bilinmektedir. Şimdi UGA zaten burada gelmiş durdurma kodonu olmuş burada. Durmuş yani protein sentezi. Diyor ki meydana gelen bir olay nedeniyle bu polipeptit sentezinin beklenenden erken sonlandığı saptanmıştır. Yani 91. kodonda değil de daha erken mesela 50. mesela 49. burada sonlanmış. O zaman ne olabilir? Burada arkadaşlar Buradaki kodonlardan bir tanesi durdurma kodonuna dönüşmüş olabilir. Bakalım diyor ki hangileri doğrudur? DNA'daki bir mutasyon tirozini kodlayan mesajcı RNA kodonunu durdurma kodonuna dönüştürmüş olabilir. Evet, tirozin burada durdurma kodonuna dönüşmüş olabilir. Söyledik, doğru. Durdurma kodonunun oluşmasına engel olan DNA'daki bir mutasyon sentezi kısmen gerçekleşmiş bir polipeptit oluşturmuş olabilir durdurma kodonunun oluşmasına engel olan DNA'daki bir mutasyon. Bunun ilgisi yok arkadaşlar ya. DNA'daki bir mutasyon sentezi kısmen gerçekleşmiş bir polipeptit. E zaten durdurma kodonunun oluşmasına engel oluyorsa burada durdurma kodonu oluşmaz. Bu sentez devam eder. Burada diyor ki sentezi kısmen gerçekleşmiş bir polipeptit. Hayır, burada devam eder ve uzun bir polipeptit oluşur. Bu yanlış, bu olmaz. Ribozomal RNA genlerinde meydana gelen bir mutasyon ribozomun o ok kodonları okuma yeteneğini tamamen ortadan kaldırmış olabilir. Eğer kodonları okuma yeteneği tamamen kalkmış olsaydı polipeptit sentezi hiç gerçekleşmezdi arkadaşlar. Dolayısıyla bu da yanlış olur. Cevabımız aşık olacak. Diğer sorumuza geçelim. Diyor ki biri ökaryotik diğeri prokaryotik hücreye ait olan aynı uzunluktaki iki DNA molekülünün kendini eşleme hızları karşılaştırıldığında ökaryot hücreye ait DNA'nın kendini daha kısa sürede eşleyebildiği tespit edilmiştir. Bu durumun nedeniyle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diye sormuş bize. Bakalım ökaryotik hücrede DNA polimerazın nükleotit ekleme hızının prokaryotik, hücredi, prokaryotik hücredekinden mi dokuyabilsem? daha yüksek olması demiş. Bu olabilir mi arkadaşlar? Tabii ki olabilir mi? DNA polimeraz enzim sonuçta hem prokaryotlarda hem de ökaryotlarda aynı değil mi? Aynı değil mi? Dolayısıyla burada ekleme hızıyla herhangi bir ilgisi yoktur. Bu gitti. Ökaryot hücrenin DNA'sında birden fazla replikasyon orijinin bulunması. Bu olur arkadaşlar. Ya, nasıl yani? Ee, ökaryotlardaki DNA doğrusal bir DNA olduğu için birden fazla replikasyon bölgesi var. Yani şöyle düşünün. Şöyle bir bölge, böyle bir bölge var ve farklı farklı DNA'lar, DNA polimerazlar gelip buraya yerleşiyorlar ve daha fazla DNA polimeraz daha kısa sürede bu olayı gerçekleştiriyor. Prokaryotlarda tek bir DNA polimeraz bu işi yaparken ökaryotlarda binlerce DNA polimeraz bu işi yapar. Dolayısıyla bu doğrudur olabilir. Ökaryotik hücrede kromozomun doğrusal, prokaryotik hücrede, prokaryotik hücrede ise halka şeklinde düzenlenmiş olması. Bunun ile alakası yoktur. DNA polimerazın bağlanmasıyla, fazla sayıda bağlanmasıyla alakası vardır. Bu da değil. Cevabımız yalnız iki bursa şıkkı olur. 21. soru diyor ki canlılarda genetik bilgi akışının DNA RNA polipeptit yönünde olduğu bilinmektedir. Sentezlenen bu polipeptitler daha sonra işlevsel veya yapısal proteinlere dönüşür. Bu süreç sonucunda aşağıdaki moleküllerden hangisinin oluştuğu söylenemez? Şimdi bakıyorum. Pepsinojen bir enzim değil mi? Enzimin yapısı protein mi? Protein. O zaman bu olur. Aktin proteindir değil mi? Kasların yapısında bulunan bir proteindir. Dolayısıyla olur. Keratin saçımızda bulunan, tırnağımızda bulunan bir proteindir. Olur. Albumin arkadaşlar yine yumurta akında, daha sonra bizim kan plazmamızda bulunan bir proteindir. Olur ama metiyonin bir amino asittir. Bir protein değildir. Dolayısıyla edirne seçeneği olmaz. 22 Kodonların özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 3 tanesi dur kodon olmak üzere toplam 64 çeşit kodon vardır. Doğrudur arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bizim kaç çeşit e, nükleotidimiz var? 4. Adenin, timin, guanin ve stozin. E, DNA ve RNA için düşündüğümüzde DNA'da bunlar. RNA'da da timinin yerini urasili düşüneceksiniz. 4 tane 4 çeşit nükleotidimiz var. Bunlar kaçlı şekilde bir araya geliyorlar? Üçlü. 4 üzeri 3 aldığımız zaman ne olur? 64 çeşit kodon olur arkadaşlar. Doğrudur. Aynı amino asit birden fazla kodonla kodlanabilir. Evet daha önce de bunu defalarca kez şöyle söyledik. Bir amino asiti birden fazla kodon kodlayabilir arkadaşlar. Doğru. Taşıyıcı RNA moleküllerinde mesajcı RNA'daki kodonlara karşılık gelen antikodonlar yer alır. Doğru. Bakın DNA'dakine kod. Mesajcı RNA'dakine kodon. Taşıyıcı RNA'dakine de antikodon diyoruz. Doğrudur. Genellikle bir kodon birden fazla amino asit kodlamaz demiş. Doğrudur arkadaşlar. Yani bir kodon birden fazla amino asit kesinlikle kodlamıyor. Doğru. Kural olarak her türün kendine özgü kodonları vardır. Hayır. Kodonlar evrenseldir. 20 çeşit amino asiti kodlayan bu 64 çeşit kodon bütün türlerde aynıdır arkadaşlar. O yüzden cevabımız Z seçeneği olur. Diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Diyor ki aynı uzunlukta iki DNA molekülü üzerinde araştırma yapan bir öğrenci birinci DNA molekülündeki guanin ile sitozin bazlarının toplam sayısının ikinci DNA molekülündekine göre daha fazla olduğunu gözlemliyor. Şimdi Guanin ile sitozin arasında kaçta hidrojen bağları var? Guanin ile sitozin arasında üçlü hidrojen bağları var değil mi? Eğer birinde diğerine göre daha fazlaysa o zaman birinci DNA'yı Ayırmak daha zordur. Diyor ki ikinci DNA molekülüyle aynı nükleotit dizilimine sahiptir. Nükleotit dizilimleri aynı değildir. Aynı uzunlukta iki tane DNA molekülü diyor burada bize. Ee, aynı DNA molekülü demiyor. Dolayısıyla bu yanlıştır. İkinci DNA molekülüne göre yüksek sıcaklığa karşı daha dayanıklıdır. Evet neden? Üçlü hidrojen bağları daha fazla olduğu için daha dayanıklıdır. Doğru. İçerdiği fosfodiester bağı sayısı ikinci DNA molekülünden daha fazladır demiş. Arkadaşlar burada eşittir diyeceğiz. Çünkü aynı uzunlukta iki DNA molekülüne bakıyoruz. O yüzden bağ sayıları birbirine eşittir. Bu da yanlış. Cevabımız yalnız iki Bursa şıkkı olur. 24. sorumuz. Bir polipeptit sentezinde işlev gören mesajcı RNA zincirinin belli bir bölümündeki 6 kodonun nükleotit dizisi verilmiştir diyor. Bu mesajcı RNA'ya kalıplık eden DNA zincirinde meydana gelen bir mutasyon sonucu 3. kodon AGU kodonuna dönüşüyor. Yani AGU olmuş. Bakalım. Şöyle AGU olmuş. O zaman normalde DNA'da bakın timin, sitozin, guanin varmış ama guanin'in yerine ne gelmiş arkadaşlar? Timin gelmiş, değil mi? Şey pardon, adenin gelmiş. Yani timin sitozin adenin şeklinde olmuş. Diyor ki sentezlenen polipeptidin amino asit diziliminin değişmediği görülüyor. Değişmemişse o zaman e, buradaki AGC de da aynı amino asidi kodluyor demektir. Diyor ki bir amino asit birden fazla kodon tarafından şifrelenebilir. Zaten bütün sorularda bunu soruyor. O yüzden bunu bir kafanıza yazın. Bir amino asit birden fazla kodon şifreleye şifrelenebilir. Tamam mı? Unutmayın. Meydana gelen mutasyon ilgili kodonun durdurma kodonlarından birine dönüşümle neden olmuştur. Eğer durdurma kodonuna dönüşmüş olsaydı protein sentezi burada sonlanırdı. Ama biz öyle bir şey demiyor o yüzden bu yanlıştır. Mesajcı reynanın bu bölümünde en az 6 çeşit amino asit şifrelenmektedir diyor. Şimdi amino asitlere bakalım. Ee, bize burada en az hani olanı sorduğu için... En az 6 çeşit amino asit diyor ama bakıyorum bakın 6 bunun daha fazlası da var değil mi? en az 6 çeşit diyemem. Çünkü şuradaki kodlar mesela 3 tanesi A aminoasitini kodlayabilir. Bu 3 tanesi de B aminoasitini kodlayabilir. En az 2 tane diyebiliriz. O yüzden buna da bir yorum yapamıyorum. Ulaşabildiğim hangisidir? Yalnız bir A seçeneği olur arkadaşlar. Gelelim son iki sorumuz. 2022 ayete. Ökaryotik bir hücrede bulunan DNA ve RNA molekülleri ile ilgili hangisi yanlıştır? DNA molekülleri iki iplikli olup bu iplikler birbirine antiparalel uzanır. Doğru arkadaşlar. Biri 5 üssü, 3 üssü yönündedir. Diğeri de 3 üssü, 5 üssü yönündedir. Antiparalel demektir bu. DNA kendini eşlerken belirli bir primidin bazının karşısına pirin bazlarından herhangi biri gelebilir demiş. Yanlıştır. Neden? Çünkü adeninin karşısına timin, guaninin karşısına da sitozin gelir. Primidin bazları hangileridir? Pirimidin bazları timin, stozin ve urasildir. Timin ve stuzinin karşısına arkadaşlar belirlidir nelerin geleceği. Herhangi biri gelemez. Dolayısıyla bu yanlış. Protein sentezinde işlev gören tüm RNA çeşitleri DNA'dan sentezlenir. Evet. Mesaj RNA, taşıyıcı RNA, ribozomal RNA. Üçü de DNA'dan sentezleniyor. Doğru. DNA moleküllerinin protein sentezinde işlev gören tiplerinin yanı sıra enzim işlevi görenleri de vardır. Doğru arkadaşlar. Biz bunlara ribozimler diyoruz. Enzim görevi de görüyorlar. Nükleotitler DNA ve RNA moleküllerinin yapısal birimleridir. Bu da doğrudur. DNA ve RNA'nın yapı taşlarını oluşturuyorlar. Cevabımız B seçeneği olacak. 26 ve son sorumuz. Ökaryotik hücrelerde translasyonla ilgili hangisi yanlıştır? Translasyon nedir? Mesajcı reynanın ribozomda okunmasıdır. Translasyonda mesajcı reynadaki mesaj polipeptide tercüme edilir. Yani polipeptide proteine dönüştürülür. Doğru. Translasyonda aynı aminoasitin taşınmasında birden fazla taşıcı reyna görev alabilir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Şöyle diyelim ki A aminoasidini birden fazla kodon taşıdığı için her bir kodona karşılık da bir taşıyıcı RNA gelir. Dolayısıyla A aminoasitini burada işte birinci taşıyıcı RNA, ikinci taşıyıcı RNA, üçüncü taşıyıcı RNA gelip taşıyabilir arkadaşlar. O yüzden doğrudur. Translasyon enerji harcanmadan gerçekleşen bir süreçtir. Yanlış. Çünkü taşıyıcı RNA'ların bağlanabilmesi için enerji harcanması gerekiyor. O yüzden bu yanlıştır. Translasyonun başlama evresinde mesajcı RNA ve ribozomun küçük alt birimi birbirine bağlanır. Doğru arkadaşlar. Mesajcı RNA çekirdekten çıktıktan sonra ökaryot hücrelerde gidip ribozomun küçük alt birimine bağlanır. Daha sonra da büyük alt birim ve küçük alt birim birbirine bağlanır arkadaşlar. Böylece translasyon başlar. Tek bir mesajcı RNA'nın translasyonu aynı anda birden fazla ribozomda gerçekleşebilir. Hatta biz bu yapıya polizom diyoruz, değil mi? Veya poliribozom diyoruz. Bunun amacı tek bir mesajcı RNA'yı kullanarak aynı proteinden birden fazla üretmektir. Dolayısıyla doğru olur. Cevabımız C şıkkı yanlıştır. Böylece bitirdik arkadaşlar bu konuyu da. Sonraki videoda fotosenteze geçiş yapacağız. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.